Stüdyoda bir konuğum var. Yani aslında iki konuğum var. Nazan Taş ve Tahsin Taş. Taş çifti. Hoş geldiniz. Hoş 15 yıllık evli bir çift. Evet. Evet Esra. Nerede yaşıyorsunuz? Burada İstanbul. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne iş yaparsınız? Markette çalışıyorum. Markette çalışıyorsunuz. Evet. Ev hanımı. Ev hanımısınız. Evet. Şimdi Nazan ve Tahsin Bey programa başvuruda bulundular. Siz mi başvuru yaptınız yoksa aile üyeleri mi? Annem, niçin başvuru yaptınız? Annem çok istedi. Sizin anneniz. Aha, evet, annemle birlikte geldik. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Mikrofon da verelim bir anneye. Anne dedi, Nazan başvur. Evet dedi, birlikte gidelim. Biz hatta siz daha önce Bosna'da ATV oradaydı. Oraya gittik bayağı. Orada taşınmış dediler. Ondan sonra tekrar annem dedi, illa bir daha şey yapalım dedi. Buraya geldik. Başvuru konunuz neydi? Tüp bebek. Tüp bebek. Uzun evet, yıllardır evlisiniz. 4 deneme, 15 senelik evliyiz. 4 deneme tüp bebek, 4 deneme aşılama. Başarısız. Sürekli deneme işte. Bu sürecin en çok, tabii ki erkekler de bu süreçte o yükü taşıyorlar, yoruyorlar duygusal anlamda ama kadınların bu süreçte çok daha büyük sorumluluk aldığını, yükleri taşındığını, bedenen ve ruhen de hem yıprandığına, üzüldüğüne çok kez şahit oldum. Kendi çevremden de, yakın arkadaşlarımdan da, buraya gelen konuklarımdan da. Kadın için bu evlilikte bebek sahibi olamamak sanırım toplumsal anlamda da sanki bir yaraymış gibi bakılıyor değil mi? Aynen. Evet. Öyle mi gerçekten? Öyle bakıyorlar ama yani bir zaman sonra biraz eksiklikmiş alışıyorsunuz. Eksiklikmiş gibi. Ya alışıyorsunuz aslında. Biz biraz alıştık. Tekrar işte. Yani aslında evliliği, ilişkiyi ayakta tutan sadece bazen çocuk olmuyor. Evet. Bazen ya çocuğumuz olsun evliliğimiz kurtulur diyorlar ama kötü evliliği hiçbir şekilde hiçbir şey yok iyileştiremiyor. Ben mesela eşime çok teşekkür ediyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Hani olmasa da olmasın. Yani hiçbir zaman herhangi bir şey söylemedim. Yani olursa her şey Allah'tan gelen nasip kısmet olursa. Nasip kısmet meselesi. Evet. 15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorsunuz. 15 yıldır bir tabii ki isteğiniz, bir hayaliniz ve bir arzunuz var. Bu çok kıymetli bir şey. Evet. Ama her gerçekleşmediğinde de birbirinize daha çok sarılmanız sizin ne kadar birbirinize bağlı ve güçlü insanlar olduğunuzu gösteriyor. Bir sabır sınavı bu aslında. Bir imtihan evet. gibi. Evet. Ama yani ben şeye çok inanıyorum. Her karanlıktan sonra bir aydınlık var. Yani o ışığı görmek çok yakın. Belki de programa başvuruda bulunma sebebiniz buydu. Bunun aracısı da bendim. Bu saatten sonra Tahsin Bey'e baba, Nazan Hanım'a da anne diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. Bir tedavi süreci vardı. Evet, transfer yapıldı. İşte bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Evet, sizden de Ali Hocam'dan da çok teşekkür ediyoruz. O zaman Nazan'cığım şu anda hamilesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anneanne. Efendim çok teşekkür ederim Esra Hanım sana. Allah razı olsun. Senin o güler yüzün, güzel kalbin yeterlidir. Allah senden razı olsun. Geldik sen bizi boş çevirmedin. İnşallah Allah seni evlatlarına bağışlasın. Allah işlerini rast getirsin. Çok çok teşekkür ederiz. Nazan sevinemiyorsun. Sonraki süreçten korkuyorsun. Evet, evet. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Allah nasip ettiyse o nasipten öteye tabii, yol yok. Yoktur. Allah sana bu mutluluğu kucağına aldığın günü nasip etsin. İnşallah Allah O günü inşallah bizler de görürüz. İnşallah. Bu süre içerisinde doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir tedavi süreci vardı. O süreç tamamlandı. Bugün o hayırlı haber geldi. Bundan sonra bir 3 ay... Ondan sonraki süreç bizim için çok önemli. Artık sevinebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Size de.